Dur, dur, dur. Engellemeyin ya. Başkanım buraya bir bak, sen yollarsın. Başkanım. Vekil orada. Alacak orada. Olmaz sonra benim bu sana alacak. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün milletvekillerimizle ve sizle birlikte hem sağlık yapmak, hem seçimle ilgili genel istişarelerde bulunmak, hem de aslında daha önce yapacağımız kahvaltıyı geciktirmeden bugün yapalım isterim. Tekrar hepiniz katıldığınız için teşekkür ediyorum. Seçim boyunca ve Allah izin verirse bundan sonra da vereceğiniz destekler için de hepinize teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz seçime 2 hafta kaldı ve hızlı bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Bugün Allah izin verirse ilçelerimizi gezeceğiz. Balışık, Derice, Çelikli, Yahşihan ve akşamda Allah izin verirse Yahşihan'da Kulakgül'de Yahşihan'da bir programımız var akşam. Yarın da Bahçılı, Karakeçili, Hacılı, Çelebi ve Keskin o cenahı gezeceğiz. Ve ilçelerdeki programlarımızı bitirmiş olacağız ve merkezde başbakanımızın programıyla ilgili çalışmalarımızı yapacağız. Daha önce başbakanımızın programını biliyorsunuz ayın 4'ünde diye sizlere söylemiştik. Fakat genel merkezimiz bu tarihi değiştirdi ve ayın 1'ini aldı. Allah izin verirse 1 Haziran Pazartesi günü saat 11.30'da başbakanımız Kırıkkale'li hemşehrilerimize inşallah hitap edecek. Ben çok fazla uzatmak istemiyorum. Katıldığınız için tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Milletvekillerimizin konuşma değil de sadece sohbet manasında sizlerin sorular olursa sadece siz olmaz belki milletvekillerimizde size sorusu olur. Sohbet havasında devam edecek. Tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, teşekkür ediyoruz. Bizi bir araya getirdiniz. Şimdi herkesin gözü yemekte zaten. Yerken de herkes aklına düşen de konuşur. Bundan sonrası atış serbest gazeteci tabii. Başkanım, sayın vekillerim bize bir toplantı yaptı. Size cemiyet başkanı hep beraber bir yere geldik. Efendim neler diyeceğiz? Güzel bir şey. Sayın milletvekili adaylarımız şu ana kadar çalışmalarla ilgili, geldiği noktalarla ilgili basın mensupları bir araya geldiler. Görüş alışverişinde bulundular. Kendi çalışmalarını anlatırken basın mensuplarını da bu arada dinlediler. Soruları var mı? Kafalarına takılan bir konu var mı? Buna sayın milletvekili adayları açıklık getiriyor. Tabii sayın milletvekili adaylarının böyle zamanda sık sık bir araya gelip görüş alışverişinde bulunması, halkın sorunlarını basın mensupları aracıyla dinlemesi güzel bir şey. Bence teşekkür ediyorum. Bulumlu, verimli bir toplantı olacak. Devam etmesi lazım. Sadece şimdi değil. Daha sonra da seçildikten sonra da sık sık bir araya gelerek efendime söyleyeyim ilçelerle ilgili, şehrimizle ilgili sorunları, problemlerle ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili görüş alışverişinde bulunarak şehrimize neler yapılabilecek, eksikler neler ortaya konulmasına fayda var diye düşünüyorum ya. Basın gözüyle daha farklı oluyor. Farklı daha tabii iyi basın daha farklı, her şeyi görebiliyor. Tek pencereden bakmıyor. Yani daha geniş pencerelerden bakarak efendimesi ufuk çizebiliyor. Bu anlamda da faydalı oluyor ya. Peki efendim, teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ ol. Yani hemen kısaca söyleyeyim, durmak yok, yola devam. Allah izin verirse 40 adı 3 milletvekilini alacağız. Bundan en ufak şüphemiz ve endişemiz yok. Vatandaşımıza güveniyoruz. Vatandaşımız sağduyusunu kullanacaktır ve Kırıkkale'nin lehine istikrar sürsün, Türkiye büyüsün diyecektir. Evet. Efendim ayın 1'inde de başbakan geliyor. Evet, ayın 1'inde Allah izin verirse pazartesi günü başbakanımız Kırıkkale'ye gelecek. Cumhuriyet Meydanı'nda saat 11.30'da Kırıkkale'li hemşehrilerimize hitap edecek. Bütün Kırıkkale'li hemşehrilerimize davet ediyoruz, bekliyoruz. Uzak mahallelerden araçlarımız gelmek isteyen hemşehrilerimizi alıp getirecektir. İnşallah Allah'ın izin verirse o gün Kırıkkale'de Cumhuriyet meydanını insan almayacaktır yani. Önce hiç dolacak. Dolduracağız inşallah. Allah izin verirse. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Allah razı olsun. Hemen buraya çıkıyoruz, final yapıyoruz. Evet. Tabii. Güzel bir toplantı oldu. Bütün ben gazete sahipleri arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. İyi bir, verimli bir sohbet oldu. Bu sohbette hem seçimler hem de başbakanımızın gelişi konuşuldu. İnşallah bu şeyi bir ayın birinden sonra yine devam edelim, evet, konuşmaya. Hadi sağ ol. Teşekkür. Evet, ben basın mensuplarına teşekkür ediyorum.
Çünkü bizleri aşağı yukarı 45-50 gündür takip ediyorsunuz. Ve bizleri topluma, toplumu da bize yansıtıyorsunuz. Aslında çok önemli bir görev ifa ediyorsunuz. Biz tabii son düzlüğe girdik. Epey bir performans sergiledik. İnşallah bugün ilçelerimizi ziyaret edeceğiz. Yarın da tamamlayacağız. İki güne böldük. Ayın birinde başbakanımız biliyorsunuz Kırıkkale'ye geliyorlar. Onun için biz de bir hızlandırdık programımızı. Bugün işte Delice İnterlantı'ndan Sulakgürt, Çerikli, Balışeh ve Yağşehir'de olacağız. Yarın da diğer ilçelerimizi ziyaret edeceğiz. Çalışmalardan memnunuz. Vatandaşın ilgisi güzel. Ben yeni olduğum hasabıyla biraz daha çok ilgi görüyorum sağ olsun vatandaşımızdan. Tabii herkesin de bir ümidi var. Bizler de inşallah vatandaşımıza hizmet etmek noktasında gayret göstereceğiz. Tabii gördüğüm, hep gezdiğim yerlerde işte siyasetçinin biraz kendisine yakın olmasını istiyor vatandaş. Aslında çok şey de istemiyor. Yani hakikaten Kadir Şinas bir hemşerilerimiz var. Ben daha çok kendileriyle beraber oluyorum. Mahalle toplantıları, efendim salon toplantıları, ev toplantıları. Bunlar da hakikaten vatandaş istiyor ki biz de biraz tabii Keskin'de yaşıyorum biliyorsunuz. Küçük yerde yaşamanın getirdiği avantajla vatandaştan daha kolay iletişim sağlayabiliyorum. Bunu da vatandaş önemsiyorlar. Biraz daha kendinden biri olarak gördükleri için daha samimi buluyorlar bizi. İnşallah bir katma değer sağladığımıza inanıyorum. AK Parti'nin zaten bir kurumsal yapısı var, bir gücü var, bir iktidar partisi. Vatandaş zaten hizmetin nereden geleceğini biliyor. Bizler de bu işin içerisinde olursak sanki bir konsensüs sağlanacak gibi bir hava oluştu inşallah. 3-0 olacağına inanıyoruz ama her şeyden önemlisi benim için, şahsımdan önemlisi, çünkü bizim hayat tarzımız bu. Kırıkkale'nin kazanması açısından ne hayırlıysa Rabbimden onu temenni ediyorum. İnşallah Kırıkkale ve Kırıkkaleliler kazanacağı bir seçim olur. Hayırlı bir şekilde sona erer diye düşünüyorum. Rabbim Kırıkkale'mize de ülkemize de yardımcı olsun. Sayın Vekilim, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Vekilim, basın mensupları bir yere geldiniz. Efendim, bu manada neler diyeceğiz? Arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Davetinize icabet ettiler. Biz Kırıkkale basınıyla gayet iyi ilişkiler içerisindeyiz. Ne haberimiz olursa sağ olsunlar, onlar vasıtasıyla Kırıkkale'li hemşerilerimize ulaşıyor. Çok memnunuz. Genel bir değerlendirme yapıldı Kırıkkale'de gidişatla ilgili. Hem de hem Kırıkkale yerel siyasetinde hem de genel siyasetteki değerlendirmeleri, onlar da fikirlerini aldı. İnşallah önümüzdeki süreçte de demin de söyledim, Kırıkkale'de çok güzel bir seçim ortamı var, tansiyon yok. İnşallah bu sandığa kadar bu şekilde gider. Sandıktan çıkana da bütün siyasi partiler olarak, siyasetçiler olarak biz saygı duyuyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun.